Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sebzelerimiz çiçek açıyor. Daha sonra çiçekleri dökülüyor. Ya da çiçek veriyor. Meyveye dönmüyor. Bu konu hakkında çok soru alıyoruz arkadaşlar. Yani şu zaman diliminde, yani Temmuz ayı ile birlikte Haziran, Temmuz, Ağustos güneş ışınları en dik açıyla ve en yakıcı şekliyle gelir. Eğer rüzgar da yoksa tozlaşma sağlanmaz. Tozlaşmayı sebzenin üst tarafındaki çiçekleri sallayarak sizin yapmanız lazım. Ayrıyetten de tozlaşmayı arılar ya da rüzgar yoluyla olur. Eğer rüzgar yoksa bunu sizin yapmanız lazım arkadaşlar. Yani %80 çiçekler, meyvenin çiçekleri meyveye dönmüyor. Nedeni de bu. Tozlaşmanın olmaması. Bunu 10-15 günde 1-2 defa yapabilirsiniz. Yani tozlaşmayı sağlamamız lazım arkadaşlar. Eğer tozlaşma olmazsa, havalar bir de çok sıcak, nemli, bitkinin içindeki bitkiyi boğuyor. Çiçeğin içindeki toz halinde olan polenleri boğuyor. Birbirine yapıştırıyor ve tozlaşma olmuyor. Tozlaşma olmadığı için de çiçekler dökülüyor ya da meyveye dönmüyor. Buna dikkat ediniz. Diğer bir hususumuza gelecek olacak isek arkadaşlar, yani sulama bu mevsimde Haziran, Temmuz, Ağustos yine sıcakla ilgili. Bir ay öncesine, yani bir ay öncesi ekilen sebzeler ile şu anda sulanması gereken sebzeler arasında fark var. Bir ay önce haftada 2 defa suluyorsanız bu sefer 3 defa sulamanız lazım. Çünkü güneş ışınları dediğim gibi çok yakıcı ve dik açıyla geldiği için direkt kurutabilir. Yani dikkat ediniz. Yani çok fazla da sulamayın. Toprak çamur gibi olmasın. Yani sıcak bir anda çamur gibi yaparsanız güneşi gördüğü anda beton etkisi yaratacağından toprak hava alamaz. Hava alamadığı için de kökten hastalıklar başlar arkadaşlar. Bunlar yani ince ayrıntılar, fakat dikkat etmeniz gerekir. Bunlara dikkat ederseniz veriminizde daha fazla artış olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar küçük gibi duran şeyler ama en temel etkenler yani arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olursanız bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Böyle bilgilendirici videolar gelecek. Şimdilik hoşça kalın. Esenlikle kalınız.